Sevgili dostlarım hepinize Merhaba ben başkan 35 Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım e, Ons altın e, gram altın Gümüş gram ve gram gümüş Gümüş ons Analizimizi e, pazartesi itibariyle günlük olarak yapmaya devam ediyoruz e, Şimdi hafta sonu paylaştığım videomda Altın ve gümüş tarafında sizlere değindim e, bizler için önemli olan kritik seviyeler Kritik rakamlar hangi seviyelerde sizlerle birlikte bunu değerlendirdik. Bunların akabinde Rusya tarafından gelen aşı açıklamaları ve istifa haberlerinin ons ve gümüş üzerinde etkilerini gösteren videomuzu hafta sonu paylaştık. Tüm bunların akabinde bizler için şimdi hafta başlangıcıyla ile birlikte tekrardan takip etmemiz gerekecek önemli destek ve direnç yerlerini sizlerle birlikte burada yorumlamaya çalışacağız. E, yorumlamamıza başlamadan önce öncelikle e, bir Burak Aslan ve Ekonomist Çoban'ın yapmış olduğu canlı yayın programı var arkadaşlar. E, bunu mutlaka seyredin. Ben size bunu tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz ben Burak Aslan'ı çok kaliteli buluyorum. buluyorum e, Şimdi yeni yeni izlemeye başladım bir e, Ekonomist Çoban var. Bu Ekonomist Çoban'ın yorumları da çok hoşuma gidiyor. E, i̇kisinin yapmış olduğu bir canlı yayın videosu var. E, mutlaka bu videoyu da izlemenizi sizlere tavsiye ederim. Evet, e, şimdi bütün bunları söyledikten sonra hemen ons altınla başlayalım. Ons altında son videomuzda belirttiğimiz gibi 1957 bizler için bir direnç olacak demiştim. E, ve bu 1957 direncinde e ons altında takıldık arkadaşlar. Şuradaki 1957 direnç seviyesi. Bu direnç seviyesi bizler için artık önemli arkadaşlar. Ee, bu 1957 direnç seviyesini 10 altında yukarı yönlü kırabilirsek arkadaşlar 10 altında e, yön açılır ve bizler için 1985 kapısını 10 altın yukarı yönlü açacaktır. E, 1985 üzerinde e, ilk etapta bir kuvvetli e, baskı olacaktır arkadaşlar benim tahminim 1985 üzerinde. Fakat bu 1985'i de yukarı yönlü 10 saltın kırabilirse bu sefer de yukarı yönlü ataklar daha da derinleşecektir diye düşünmekteyim. Yani 2000 dolar üstüne tekrardan 10 saltın bir deneme yapacaktır diye düşünmekteyim. 1957 altında bizler için önemli bir direnç yeri de gene 1935 direnci arkadaşlar. Şuradaki 1935 direnci bu hafta bizler için önemli olacak hem de aylıkta da bu 1935 desteği bizler için çok önemli bir destek buradan bu desteğin aşağı yönlü kırılmaması ve bu desteğin üzerinde her geçen gün kalması ons altını 2000 dolar seviyesine taşıyacaktır diye düşünmekteyim o yüzden 1935'te yakınan Günlük kapanışlarda takipimizde olacak önemli seviye. Bize direnç gösterecek ilk yer 1957. Bu 1957 üzerine kendimizi atabilirsek de arkadaşlar yönümüz 1985 dolar seviyesine kadar ons altında yukarı yönlü atakların devam etmesi şeklinde düşünülebilir. Gram altına da hemen geçelim. Gram altında bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte hemen bunu da bulalım. Evet gram altında 457 desteği bizler için önemli dedik. Bugün itibariyle 457 desteği test edildi. Ve buradan e, tekrardan yukarıya doğru bir atak geldi. Evet şuradaki 457 destek noktamız. Evet teknikte görüyorsunuz arkadaşlar çok önemlidir. Teknikte e, seviyeler ee, ne kadar önemli paylaştığım videolarda bunları görüyorsunuz. 457 rakamı üzerinde 10 şey, gram altın tutunmasına devam ettiği müddetçe günlük kapanışlarda 462 direncini takipte kalacağız. 462 direncinde de tutunmalarımız gerçekleşebilirse arkadaşlar ee, bizler için artık gram altında 476 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler kaçınılmaz olacaktır. Bizlerin şu an bugün itibariyle 462 üzerinde kapanışlar takibimizde olacak. 462 üzerinde kapandığımız müddetçe de gram altında 476'lı seviyelere doğru hareketlerin devamı beklenebilir. En önemli destek noktamız dediğim gibi 457 seviyesi. 457 seviyesi altına inilmedikçe de korkulacak herhangi bir durum gözükmemekte. E, fakat bizler yatırımcıyız. Her ihtimali de düşünmeliyiz. O yüzden 457 altındaki kapanışlarda e, bizi 445 seviyesindeki destek noktasına doğru taşıyabilir. Fakat bizim ilk senaryomuz şu an için geçerli. Şu anki ilk senaryomuzda 457 üzeri her kalışımız 462 direncini ve 462 direncini de kırarsak 476'lı seviyelere doğru Gram altının yol almasını sağlayacaktır. Bizler ilk senaryomuzu şu an itibariyle takipteyiz. Hemen ons tarafına geçelim. Gümüş tarafına. Bakalım gümüşte bizler için önemli seviyeler hangi seviyeler olacak. Evet. Gümüşte de, de gene yataya bağlamış bir seviye görüyoruz ons tarafında. Gümüş ons da bizler için 26.50 önemli dedik arkadaşlar. Hemen 26.50 desteğimizi çizelim. 26.50 bizim için yükseliş desteğimizdir. Şuradaki 26.50 seviyesi bizler için yükseliş seviyemizdir. Ve yükseliş destek yerimizdir. 26.50 üzerinde her kalışımız bizi ana hedef bölgemiz olan 28.58 seviyesine taşıyacaktır arkadaşlar. O yüzden 26.50 bizim için çok önemli. Yükselişin devamı için ve ana hedef noktamız ilk etapta 28-58 direncine doğru e, gümüş onsu taşıyacaktır diye düşünmekteyiz. O yüzden 26.50'ye dikkat. Onun üzerinde gene kuvvetli bir e, direnç yapabilecek bize bir bölgede 26-92 bölgesi arkadaşlar. Şuradaki 26-92. 26-50, 26-92 üzerindeki kapanışlar bize direk 28 58 seviyesindeki fiyatı ons altında gösterecektir o yüzden bu seviyelere dikkat diyoruz bu ilk senaryomuz ikinci senaryomuz yine B planımız 26 26.50 altına iniş ve kapanışlar görürsek de bu sefer 25-24 seviyesindeki ikinci destek takvimimizde olacak Önemli destek seviyemiz. Fakat e, gene gümüş ons'ta da biz ilk senaryoyu takip ediyoruz. 26.50-26.90 üzerinde her kalışımız bizlere 28.58 yönündeki direnç noktasını e, gösterecektir diye tahminlerimiz devam etmekte. Hemen gümüş gram'a da bakalım. Gümüş gram'da bizler için e, önemli olacak seviyeler hangi seviyeler sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. Gümüş gram'da da 6.25 bizler için önemli olacak arkadaşlar. E, fakat en önemli desteğimiz gümüş gramda arkadaşlar yükselen desteğimiz 6.08. Bakın bu 6.08 üzerinde durdukça e, gümüş gramda hala yukarı yönlü hareketlerine devam eder. Yani 6.08 altında e, bir kapanış bu hafta itibariyle görmediğiniz müddetçe. Ee, yukarı yönlü hareketler gümüş gramda da devam edecek ve ilk etapta 6.61 direncini test etmek e, isteyecektir gümüş gram. O yüzden 6.08 e, altında bir kapanış görmediğiniz müddetçe e, ilk direnç noktası 6.61 seviyesi gümüş gramda da takibinizde olması gereken önemli bir seviye. E, bizler için şurada bir ee, üzerinde kapanışları görmemiz halinde yerini daha da sağlamlaştırabileceği 6.25 destek noktası da gümüş gramda gene önemini korumakta arkadaşlar. Fakat dediğim gibi gümüş gramda nerede panik yapmamız gerekli? 6.08 kırılırsa panik yapmamız gerekli. İlk senaryomuz 6.08 üzerinde kalındıkça 6.61 yukarıdaki seviyenin test edileceği yönünde. Bu ilk senaryomuz hala geçerli. 6.08 altında ikinci senaryomuz kırılım gerçekleşirse bunları bir yerimizde mutlaka bulunduruyoruz. O zaman 5.75 seviyesindeki önemli destek noktasına doğru hareketler aşağı yoru doğru yön ve ivme kazanabilir. Fakat biz 6.08 üzerindeki kapanışları takip ettiğimiz için bizim için 6.61 seviyesi önemli takip etmemiz gereken bir seviye şeklinde görülmekte arkadaşlar yukarıda. Evet bütün bunların eşliğinde Covid 19 tarafı da takipimizde. Covid 19'dan gelecek haberler gene takimimizde. Kanalımızda bir hocamız da mevcut, Özcan hocamız. Özcan hocamızdan da aldığımız haberler neticesinde kendisi bize devlet sağlık örgütünün Onaylamadığı bir aşıyı e, diğer ülkelere satılması da e, pek uygun gibi görülmemekte şeklinde bir açıklaması var. E, hocamızın açıklamalarına da sadık kalarak e, bizler de Rusya tarafının bu aşıyı e, tam anlamıyla bir testten e, geçirmediği ve bu konuda da e, dış ülkelere bir satışta bulunamayacağı yönünde e, öngörülerimiz mevcut arkadaşlar. Veya bu satışlar yapılsa bile e, bu aşının ne kadar e, insan üzerinde etkili olabileceği tartışmaları da e, son zamanlarda gündemimize taşımamız gereken önemli bir konular halinde gözükmekte. E, Rusya'nın biliyorsunuz kurul üyesi de e, kendisi bu aşıyla ilgili antikor üretimiyle ilgili e, demeçleri var. Son videomda bunları da paylaştım. E, bu aşın ürettiği antikorun vücuttaki virüs sayısını da arttırabileceği ve daha ölümcül bir hal alabileceği yönündeki düşünceleri mevcut. Bu düşünceler eşiğinde de kendisi de zaten istifa etmiş durumda. Bunlarla yakinen takipteyiz arkadaşlar. Bu arada Putin'in kızını da takip ediyoruz biliyorsunuz. Putin kızına da bu aşıyı yaptırdı. Bakalım ilerleyen süreçte bu aşıdan ne gibi bir etkiler doğacak. Bunlar da bizim takibimizde. Fakat birkaç ülkenin de aşıyı artık geliştirdiği ve bu yönde adımlar attığı da gelen haberler arasında arkadaşlar altın tarafında 1935 tarafından eğer 2000 dolarlar 2035 dolarlar seviyelerine bir atak gelip bu 2000 dolar üzerinde kalıcılık sağlayamazsa Ons tarafında ben bir düşüş daha bekleyebilirim, altın tarafında ve gümüş tarafında aşağı yönlü bir düşüş daha bekleyebilirim. Ee, o yüzden e, onstaki ve gümüşteki arkadaşlar dikkatli olmalı. Fakat bu son verdiğim e, destekler kırılmadığı müddetçe şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı görülmemekte. Özellikle ons tarafında 1935 desteği takibimizde olacak. Bu 1935 desteği üzerinde kalındıkça. 2000 dolar, 2030 dolar seviyesi e, tekrardan test edilebilir diye düşünmekteyim. Fakat dediğim gibi e, bu teste, ikinci teste de e, bu 2030 veya 2000 dolar üzeri geçilmezse e, ons ve gümüş tarafında tekrar aşağı yönlü bir düşüş yaşanabilir. E, tahminlerim bu yönde. E, fak fakat e, henüz daha bu tahminlerimi e, doğrulayacak yüzde yüz bir gelişmenin yaşanabilmesi için. Altın tarafının da bir 2030 doları tekrardan test edip kıramaması gerekli. Bakalım sizlerle birlikte hep beraber izliyoruz arkadaşlar. E, bu tahminimiz nasıl olacak? E, yine ilerleyen zamanlar içerisinde bu tahminimizi güncelleriz. Fakat şimdilik kısada herhangi bir sıkıntı görülmemekte. 1935 üzerinde kaldıkça altında gümüşte e, şu an itibariyle olumlu gözükmekte. E, bu tahminimiz 2000 dolar seviyesine yaklaştıkça daha dikkatli takip gerektiren bir seviye şeklinde görülmekte. O yüzden 2000 dolara yaklaştıkça bu verdiğim tahminde de tekrar gündemimize alacağız. Sizler de bana bunu hatırlatırsanız sevinirim. Evet şimdilik altın ve gümüş tarafında haberleri verdik, ekonomik gelişmeleri verdik. Fazla da yapacak bir şey yok. Bütün destek ve dirençlerimizi de çizdik. Sizlerle birlikte ben de zaten takipteyim. Ayrıca arkadaşlar katıl butonumuz var. Katıl butonumuza da e, katkıda bulunan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. E, kanalımızı büyütmek için e, biliyorsunuz bizim başka bir gelirimiz yok. E, o yüzden sizlerin de desteklerini bekliyorum. Ufak miktarlarda da olsa kanalımıza katkı butonuna tıklayıp katkıda bulunabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.